Benim Sundance 2024'ten izlediğim 62 film arasında 10. sıraya yerleşen Sers Kaç Sunset ile ilgili görüşlerimi haftanın tavsiyesi bölümünde paylaşıyorum. Zeynerler özellikle Kumiko'yla ve diğer filmleriyle dikkat çekmişlerdi. Ama yani sinemasal bir beceriyle karşımızdan ayrılmamışlardı işin doğrusu. Ama özellikle diğer tarafta The Curse son dönemde yaptıkları gerçekten daha yani bir eserdi aslında. Burada The Curse seviyesinde bir işe imza atıyorlar. Yani işin doğrusu yani Zellnerlerin hani daha ziyade diğer yaptıkları filmlerde işte Kumiko olsun, şey olsun, Damsel olsun falan yani çok böyle bir sinemasal bir tat barındırmasa da Sunset, Sasquatch Sunset'te yani özellikle işte gün batımı alegorisi eşliğinde daha yani bir Taş Devri filmine imza atmışlar baştan sona. Gerçekten de müthiş bir film. Yani Sasquatch Sunset yani. Özellikle şeyi de Jesse Eisenberg'i de Riley Coy'u da hareketlendiriyor ve Nathan Zellner de filmde oynuyor. O da fazlasıyla katkısı var. Mike Gulak zaten özellikle zaten bu Mumblecore geleneğinde falan da fazlasıyla adı anılan It Follows'un görüntü yönetmeniydi falan. O da fazlasıyla katkısı oluyor ve gerçekten de burada vardı. One Million Years BC vardı özellikle diyalogsuz bir Taş Devri filmi klasiğiydi o. Ona yani bu devirden cevap olarak gelen, daha yani cevap olarak gelen bir filme imza atmışlar burada. Gerçekten de yani baştan sona müthiş bir epizodik anlatısı var ve bunu da müthiş bir kendine özgü bir gün batımı arayışına çeviriyorlar. Gerçekten de bu açıdan değerli ve bu damar üzerinden de fazlasıyla dikkat çekici bir hale sokulmuşlar. Bu açıdan da hani Sers Kaç Sunset ismini arkasına alıyor ve Sunset ile ilgili filmler arasında da bundan sonraki dönemde kendine özgü bir şekilde anılacak. Ses Kaç ismi de fazlasıyla dahi yani ve özellikle bayağıdır yapılmış hani Taş Devri filmleri arasında yani son 30 yıldır yapılmış en iyi film olabilir. Yani özellikle ya 80'lerin başı. Anja Kano'nun 1981 tarihli Quest for Fire'ından bu yana yapılmış en iyi Taş Devri filmi. Böyle başyapıt seviyesindeydi ama ondan sonra çok böyle çarpıcı bir eser çok fazla görmedik. RRR gibi böyle saçma sapan filmler vardı trash seviyesinde. Burada onlara fazlasıyla muadili olan ve onları fazlasıyla ekarte eden çocuk oyuncağına çeviren bir filme imza atmışlar. Yani gerçekten de Zeller kardeşler hani Coen'lerin yerine geçerler mi geçmezler mi o tartışma konusu ama yani The Curse yerine özellikle The Curse'den sonra Sers Kaç Sunset'ten hani 2 sene üst üste gerçekten müthiş. İki tane müthiş filme imza atıyorlar. Yani gerçekten de bu alegorisi hani Taş Devri alegorisi burada müthiş bir macera filmini doğuruyor. Bu da ütopik dünyaya dair de çarpıcı enstantaneler eşiğinde karşımıza çıkarılıyor gerçekten de ve özellikle de yani bu yapısal deformasyon noktasında da gerçekten çarpıcı bir noktaya açılıyor. Onu söylemek lazım ve özellikle de hani Sers Kaç Sunset ismiyle de işte kurduğu yapıyla da bundan sonraki dönemde fazlasıyla anılacaktır. Yani Zeller kardeşlerin hani burada fazlasıyla dikkat çekici bir şekilde sokulduğunu ve Jesse Eisenberg'in de fazlasıyla güzel bir malzemeye çevrildiğini, mizah malzemesine çevrildiğini, deadpan mizah gerçekten burada görüyoruz. Yani o açıdan da hani Ses Kaç isminin eşliğinde gerçekten yani Ses Kaç bir yıl içerisinde işte Ses Kaç dönemlerinde gerçekten böyle daha yani bir keşif yani epizodik ve bir keşif yani deneysel bir keşfe kaymışlar. Yani bu açıdan da yıllar geçtikçe daha da üzerine konuşulacak bir film. Yani 30 yıldır yapılmış en iyi Taş Devri filmi zaten ve bu damardan da fazlasıyla dikkat çekici ve Ses Kaç Sunset daha yani bir şekilde tamamlanıyor. 1966 tarihli Diyalogsuz One Year, One Million Years BC'yi Android jenerasyonu için Zeki Ardılı, Early Man'in ise kurmaca kardeşi olarak bundan sonraki dönemde anılacak ikonik bir sessiz sinemaya saygı duruşu filmi Zellner'lerden ve bundan sonra da
kariyerlerinde The Curse'le beraber bu film anılacak. Benim Sales Kaç Sunset'e puanım 10 üzerinden 6.7. Sizin Sales Kaç Sunset'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.